Elazığ'da çalınan motosikletini iki ay sonra bulan fakat şasi numarası spiralle kazandığı için kendisine ait olduğunu ispatlayamayan Rıfat Kerki çaresiz kaldı. Motosikletinin 7 Emin Otoparkı'na çekilmesine kabul etmeyen ve evin içinde muhafaza eden Kerki, motosikletin resmi olarak kendisine teslim edilmesini bekliyor. Elazığ'da yaşayan Rıfat Kerki geçen yıl 35 bin lira borç ederek motosiklet aldı. Kerki'nin motosikleti 17 Nisan'da Sürsürü Mahallesi'nde çalındı. Motosikletini iki ay sonra Sanayi Mahallesi'nde gören ve tanıyan Kerki polise haber verdi. Motosiklete bakan Kerki, şasi numarasının spiralle kazındığını, kısa devre yapmak için anahtarının söküldüğünü, benzin kapağının kırıldığını ve üzerinde birçok değişiklik yapıldığını fark etti. Şasi numarası silindiği için polis ekipleri motosikleti 7 Emin Otopark'ına çekmek için işlem yaptı. Motosikletinin otoparka çekilmesini istemeyen Kerki otopark tutanağını alarak motosiklet evine götürdü. Bu motor ben bunu borçla aldım. Şu anda halen daha taksitlerini ödemekteyim. Motorum Nisan ayının 17'sinde Sürsürü Mahallesi'nde motorum çalındı. İki ay sonra ben motoru Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde bir şahıs üzerinde ben motoru polise yakalattırdım. Pol motorun şahsen numarasını sildikleri için, motorun sağında solunda değişiklik yaptıkları için motoru 7 emin olarak bana teslim ettiler. Ben motora binemiyorum, motoru satamıyorum, motora bir tamirat yapamıyorum. Ben motorla köylere gidip oturuyorum, taş topluyorum. Şu anda mağdurum. Gittiğim yerlere de yol parası vererek gidip geliyorum. Bu motorla ben evimi geçindirmekteyim. Tekrar çalınma riskine rağmen motosikleti evin içine kadar koyan Kerki, resmi olarak motosikleti alamadığı için trafiğe çıkamıyor, satamıyor veya tamirini yaptıramıyor kaldıramıyor. Yetkililerin bana yardımcı olmasını istiyorum. Motoru bana teslim edilmesini istiyorum. Motoru evin içinde muhafaza edecek yer bulamıyoruz. Bazen mutfağa çekiyorum, bazen yatak odasına çekiyorum, bazen kilere çekiyorum, bazen odaya çekiyorum. Dışarı çıkarsam motoru tekrar çalacaklar. İçeride benzin kokusundan mahvolduk. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Motor burada böyle emaneten duruyor. Ben kimsenin motoruna sahip çıkmamışım. Motor bana ait. Ha motora başka sahip çıkan varsa Gelsin motoru ben ona teslim ederim. Motor bana ait. Motorumun şeyleri burada. Evrakları. Motorumun bu şikayet şey, Bu motorumun ruhsatı. Bu motorumun garanti belgesi. Ben motoru sıfır aldım. Taksit ediyorum. Motora binemiyorum. Hiçbir işlem yapamıyorum. Böyle evin ortasında bu şekil kaldı bu motor. Yetkilerin yardımcı olmasını istiyorum. Motorumun bana teslim edilmesini istiyorum.